Bildiğiniz üzere Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren telif hakları eğitim merkezimiz, gerek sizlerden gelen talepler, gerekse bizim tespit ettiğimiz ihtiyaçlar çerçevesinde yıllık eğitim programımızı tasarlıyor ve yıl boyunca bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz eğitimde 2024 yılında meslek birlikleriniz için programlanan ilk eğitim. Mevzuat ve Meslek Birlikleri Dairesi Başkanımız Sayın Şükriye Şirin'in açılış konuşması ile başlayacak eğitimimiz saat 4 civarında tamamlamayı planlıyoruz. Eğitimimizle ilgili küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse toplantımız kayda alınmakta olup sonrasında Genel Müdürlüğümüzün YouTube kanalında yayınlanacaktır. Buradan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı sohbet bölümünden yazarak ya da söz isteyerek paylaşabilirsiniz. Eğitimin sonunda ilgili uzman arkadaşlarımız olan Ahmet Yener Bey ve Esra Hanım sizlere dönüş yapacak. Program sonunda eğitim değerlendirme formunu sizlerle paylaşacağız. Geri dönüşleriniz bizim için çok değerli. Lütfen bunları doldurup bize iletebilirsiniz. Çok seviniriz. Bu formları da Telif Akademi ktb.gov.tr adresinize iletmenizi bekliyoruz. Size bilgilendirmeyi yine yapabiliriz. Verimli bir eğitim olmasını diliyor ve açılış konuşmasını yapmak üzere sözü Mevzuat ve Meslek Birlikleri Daire Başkanı'nın Sayın Şükriye Şirin'e bırakıyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Meslek birliklerinin değerli temsilcileri ve üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere fikri yaratıcılığa dayalı üretimlerin gerçekten artık bilim, kültür ve sanatı şekillendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda ekonomik kalkınmayı da sağlıyor. İşte böyle bir dönemde kültür endüstrilerinin güçlenmesi açısından iyi işleyen bir fikri mülkiyet sisteminin önemi de her geçen gün artmakta. İyi işleyen bir telif hakları sisteminin kurulabilmesi için ise etkin bir toplu hak yönetim sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. Dolayısıyla biz burada toplu hak yönetimiyle kastedilen ise telif haklarının toplu hak yönetim kuruluşları aracılığıyla yönetilmesidir. Şimdi toplu hak yönetim kuruluşlarından kısaca bahsedecek olursak, aslında tek ve esas hedefi birden fazla telif hakkı sahibi adına telif haklarını yönetmek olan, hak sahipleri tarafından yetkilendirilmiş olan, yine kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Dolayısıyla bu birlikler bireysel olarak takibi imkansız olan veya güç olan kullanımlar bakımında lisanslama faaliyetlerini yürüterek gerek lisans almak isteyen kullanıcılar, gerekse eser sahipleri ve bağlantılı hak sahipleri açısından telif hakları sisteminin işleyişinde büyük bir öneme sahiptirler. Aslında sağladığı avantajlardan kısaca bahsedersek o zaman gerçekten önemini fark etmiş oluruz. Bunlardan birincisi meslek birliklerine üye olan telif hakkı sahipleri bakımından öncelikli olarak üretim ve yaratıcılık faaliyetlerine odaklanmasını sağlar. Diğer ikinci bir önemli unsur bireysel olarak takibi güç olan mali hakların ticaretinin yapılabilir hale gelmesini sağlar. Yine izinsiz kullanımların önlenmesi ve dünya repertuarını temsil edilerek güçlü bir pazarlık pozisyonunu yaratılmasını da sağlamaktadır. Aynı zamanda sağladığı diğer avantajlara bir diğer açıdan yani eseri kullananlar açısından baktığımızda ise yerli ve uluslararası repertuara daha kolay bir şekilde ulaşmasını sağlar kullanıcılar açısından. Yine düşük bir işlem maliyeti ve hukuki koruma imkanı sağlamaktadır. İşte tam da bu noktada toplu hak yönetim sisteminin güçlendirilmesi amacıyla ülkemizin ulusal politikalarının belirlendiği bazı politika belgeleri vardır. Ve politika belgelerinde de bu konuya öncelik verilmiş durumdadır şu anda. Yine Cumhurbaşkanlığınca 2024 ve 2028 yılları için düzenlenen 5 yıllık planı kapsayan 12. Kalkınma Planı kapsamında fikri mülkiyet alanında önemli tedbirlere ve politikalara yer verilmiştir. Bu politikalardan birisi de telif haklarında toplu hak yönetim sisteminin geliştirilmesi ve ülke genelinde adil ve yaygın bir lisanslama sisteminin oluşturulmasıyla telif gelirlerinin artırılması öngörülmektedir. İşte bu amaçla yürütülmesi gereken bazı faaliyetler var. Bunlardan ilki ülke genelinde yaygın bir lisanslama sistemi kurulabilmesi için toplu hak yönetiminin ve meslek birlikleri konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi. Yine meslek birliği işlemlerinin daha etkin ve hızlı yürütülebilmesi amacıyla meslek birliklerinin dijital altyapısının güçlendirilmesi ve son olarak ise meslek birliklerinin profesyonel yönetim ve insan kaynakları da dahil olmak üzere kurumsal kapasitelerinin artırılması amacıyla meslek birliklerinin zorunlu organ üyeleriyle personeline yönelik olarak periyodik eğitimler verilmesi öngörülmektedir.
Bu söz konusu ulusal politika belgeleri kapsamında ülkemiz telif hakları sisteminin en önemli unsurlarından biri olan toplu hak yönetimine ilişkin olarak da bizler genel bir bilgilendirme yapılması amacıyla Genel Müdürlüğümüz Telif Hakları Eğitim Merkezi bünyesinde bu eğitimi organize etmiş bulunmaktayız. Meslek Birliği Koordinatörlüğümüzden uzman arkadaşlarımız konuya ilişkin olarak iki tane sunum gerçekleştirecekler. Sunumlar sonrasında sorularınızı alabiliriz. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyurun, Duygu Hanım. Merhaba, şimdi sözümüzü Yener Bey'e veriyorum. Kendisi toplu hak yönetimine genel bakış konulu bir sunum yapacak. Meslek birlikleri koordinatörümüz Ahmet Yener Bey, buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim Duygu Hanım, teşekkür ederim Şükrü Hanım. Ben Ahmet Yener Koçak, 11-12 yıldır meslek birlikleri koordinatörlüğünde çalışıyorum. Bugün de sizlere toplu hak yönetimine genel bakış isimli başlıklı bir sunum yapmak istiyorum. Tabii, toplu hak yönetimine geçmeden önce etkili bir telif sistemi nasıl olur? Etkili bir telif sisteminin olması gerekmektedir haliyle. Peki etkili bir telif sistemi neleri kapsamaktadır? Bir telif sisteminden bahsedebilmemiz için öncelikle mali hakların kanunlarla koruma altına alınmış olması şarttır. Nedir bu bahsettiğimiz mali haklar aslında? Çoğaltma, yayma, umumi iletim, temsil ve işleme haklarıdır. Manevi hakların yanı sıra eğer mali haklar da kanunla tanımlanmış ise ve bu hakların kullanımının istisnaları da açık ve hakkın kullanımını engellemeyecek şekilde düzenlenmişse aslında bir yasal düzenlenme olduğu varsayımını yürütebiliriz. Ama tabii ki yasal düzenleme tek başına yeterli bir husus değildir. Bunun uygulaması da olması gerekiyor. Uygulamanın da işler bir şekilde olması gerekiyor. Uygulama derken de eğer varsa bir izinsiz kullanım, bunun engellenmesi, buna yönelik idari ve yargısal tedbirlerin alınması ve korsanla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülüyor olması gerekmektedir. Eğer yasal düzenlemeler ve uygulama tamam olduktan sonra konu artık hakların yönetimine geliyor. Haklar da aslında hak sahipleri tarafından iki şekilde yürütülebilmektedir. Bunlardan birisi bireysel olarak, ikincisi de toplu hak yönetimi aracılığıyla yürütülebilmektedir. Bugünkü asıl konumuz toplu hak yönetimi olmakla birlikte aslında bireysel hak takibinden de bahsetmek gerekiyor. Bildiğiniz gibi telif hakları ticarete de konu olan mali hakları da kapsamaktadır. Mali haklar ise bireysel olarak devir ya da ruhsat şeklinde kullanılabiliyor. Devir dediğimiz şey hakkın tamamının bir kişiden, hak sahibinden diğer bir kişiye devredilmesidir. Bu durumda o hak yalnızca devralınan kişi tarafından kullanılabilmektedir. Devreden kişinin artık hakkı üzerindeki niteliğini kaybediyor, yetkisini kaybediyor. Bir de ruhsat şeklinde kullanım mümkün, hak devri mümkün. Ruhsat da basit ruhsat ve tam ruhsat olarak iki tür bulunmaktadır. Basit ruhsat bir hakkın birden fazla kişiye yani çok kişiye kullanımı hak kullanma hakkının devredilmesidir. Yani bir bestecinin müziğini Alo. çalınması için birden fazla umuma açık mahalle ya birden fazla radyo TV kanalına haklarını basit ruhsat olarak devretmesi bu örneğe girer. Bir de tam ruhsat vardır. Uygulama örneğine de bakacak olursak bir yazarının yalnızca bir yayın evine bir yayın evinin o aldığı yetkiyle bir yazarının eserlerin yalnızca o yayın evinden basılabileceğine dair aldığı yetkidir tam ruhsatta. Bunlar bireysel hak takip yöntemleri. Bunun ekonomideki uygulamasına baktığımızda ise örneğin roman yazarıyla yayın evi ya da çevirmenle yayın evi arasında yapılan sözleşme bireysel hak takibi örneklerinden birisini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra bir besteci haklarını edisyon şirkete devredip oradan gelir elde ederse bu da bireysel hak takibi yöntemini yani bir tanesi anlamında geliyor. Bir örneğini teşkil ediyor.
sinema icracılarıyla film yapımcıları arasında yapılan sözleşmeyle hakların devredilmesine yönelik sözleşmeler de bireysel hak takibi örneği oluyor. Ya da bir müzik yapımcısının örneğin Spotify'a yapımlarını yükleyerek doğrudan Spotify'dan gelir elde etmesi, arada bir meslek birliği olmadan tüm işlemlerini doğrudan yürütmesi de bireysel hak takibi örneklerinden bir tanesini oluşturuyor. Şimdi asıl konumuz olan toplu hak yönetimine gelecek olursak, toplu hak yönetimi ne demektir? Hakların toplu hak yönetimi kuruluşları aracılığıyla yönetilmesidir diye tanımlamak yanlış olmayacaktır. Ancak bu tanım toplu hak yönetim kuruluşu nedir sorusunu doğuruyor. Bununla ilgili hem literatürde hem çeşitli mevzuatta birçok tanım olmakla birlikte Çok geliyor, bana mı öyle geliyor? Duygu Hanım sesiniz açık sanırım şu an. Bazı mevzuat örneklerine bakacak olursan, örneğin 2014'de 26 sayılı AB direktifine baktığımızda toplu hak yönetim kuruluşları tek veya esas hedefi birden fazla hak sahibi adına telif haklarını yönetmek olan hak sahipleri tarafından yetkilendirilmiş, hak sahipleri tarafından kontrol edilen veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak tanımlandığını görüyoruz. Ülkemiz mevzuatına baktığımızda ise telif hakları da meslek birlikleri yönetmeliği bizim meslek birliklerinin işleyişini düzenleyen esas mevzuat aslında. Orada ya da meslek birlikleri yegane veya esas amacı birden fazla hak sahibi adına müşterek menfaatleri doğrultusunda hakların toplu yönetimini sağlamak olan kar amacı gütmeyen ve kanun ile ve bu yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş özel hukuka tabi tüzel kişiler olarak tanımlanıyor. Şimdi her iki tanıma baktığımızda aslında tanımların farklı olduğunu ancak ortak üç noktanın olduğunu görüyoruz. Bu üç noktadan biri tek veya esas hedefin telif haklarının takip edilmesi, ikincisi hakların toplu olarak takip edilmesi yani bir kişi adına değil birden fazla hak sahibini adına takip edilmesi ve kar amacı güdülmemesi aslında tüm toplu hak yönetimi kuruluşlarının ortak noktası olarak söylemek yanlış olmayacaktır. Toplu hak yönetim kuruluşu derken aslında neyden bahsediyoruz? Yani il midir, cin midir, şirket midir, dernek midir? Hani tam bir aslında kafada netlik yok. Bunların dünyadaki uygulamalarına baktığımızda ülkelere göre çok çeşitli olduğunu görüyoruz. Örneğin Kazakistan'da toplu hak yönetim kuruluşları dediğimiz şey kamu kurumu iken İngiltere'de şirket, Almanya'da dernek ya da bazı İskandinav ülkelerinde gördüğünüz üzere vakıf olarak faaliyet gösterebiliyorlar. Ülkemizde ise bunlar meslek birliği olarak adlandırılıyorlar ve nevi şahsına münhasır özel hukuk tüzel kişileri bunlar. Yani ülkemizdeki meslek birlikleri dernek ya da şirket ya da değil, başka bir örneği de olan bir kuruluşlar değil. Yalnızca kendi statülerine sahip olan meslek birliğidir. Bunlar isimden dolayı meslek odalarıyla da karıştırılıyor olsa da meslek birlikleriyle meslek odaları birbirinden farklıdır. Toplu hak yönetimi nasıl başlamış, niye başlamış? Aslında buna da değinmek gerekir diye düşünüyorum toplu hak yönetiminden konuşurken. Esasen 1770'li yıllarda Fransa'da oyun yazarları ile tiyatro salonlarını işletenler arasındaki çekişmeden başlıyor ilk olarak ve 1777 yılında Beaumarchais ve 21 oyun yazarı tarafından bir grevle ilk meslek birliklerinin, ilk toplu hak yönetiminin kuruluşlarını görüyoruz. Daha sonra bu süreç Fransa'daki diğer hak sahipleri olan ilim edebiyat eseri sahiplerine de ilham oluyor ve ilim edebiyat eseri sahipleri de bir matbaacılara karşı yani basım yapan kuruluşlara karşı bir araya gelerek 1838 yılında başka bir meslek birliği kuruluyor. Yani aslında dünyadaki ilk örneklerini Fransa'da görüyoruz toplu hak yönetiminin. Ama bu toplu hak yönetimi Fransa'yla sınırlı kalmıyor. İşte çevre ülkelere yayılıyor. Avrupa'da uygulaması çok yaygınlaşıyor. Ki bunun bir en iyi örneklerinden bir tanesi de İtalya'daki CIA'nin meslek birliği. Bu meslek birliği İtalya'da o kadar iyi örgütleniyor, o kadar teşkilatlanmasını tamamlıyor ki 1882'de
devlet adına vergi toplamakla yetkilendiriliyor. Bu bahsettiğimiz vergi ise yani ülkemizde eğlence vergisi olarak tanımlayabileceğimiz vergiyi İtalya'da devlet adına meslek birliği topluyor. Bu meslek birliklerinin tarih açısından da yani ne kadar önemli hale geldiğini de gösteriyor aslında. Daha sonra ülkelerdeki tekil örnekler Gökhan Bey'in sanırım bir açıklama isteği var. Ya, yanlışlık oldu. Devam ediyorum şu an. En sonda da olabilir isterseniz yorumlarınızda. Sohbet kısmından da yazabilirsiniz isterseniz. Daha sonra ülkelerdeki tekil örneklerde meslek birlikleri güçlenmekle birlikte tabii sınırlar arası ticaretin gelişmesi nedeniyle de meslek birliklerinin ülkelerinde tek başına hareket etmesinin telif sistemini korumaya yeterli olmayacağı da anlaşılıyor ve TİSAK kuruluyor. TİSAK aslında Eser Sahipleri Konfederasyonu, her tür eser sahipliğini kendi içinde bir araya getiren bir kuruluş. Avrupa'da toplak yönetimin tarihini 1777'den başlattım ama ülkemizde maalesef yaklaşık 200 yıl sonra bu başlıyor. Her ne kadar 1951 yılında kabul edilip 1952 yılında yürürlüğe giren Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda meslek birlikleri kurulabilmesi mümkün ise de bir sebepten gerek ihtiyaç duyulması gerekse yeterli dayanışmanın hak sahipleri arasında oluşmaması nedeniyle meslek birlikleri kurulmuyor. Ta ki kanunda 1985 yılında yapılan değişiklikle meslek birlikleri kanunla kırılıyor. Bu meslek birlikleri hakkında benden sonrasını yapacak olan meslektaşım Esra Hanım daha detaylı bilgi verdiği için ben çok detaya girmiyorum. Ama Avrupa'da 1777 yılında kurulan meslek birliklerinin faaliyete geçmesi ülkemizde 200 yılı aşkın bir sürede sonra yani 1986'da 1986'yı buluyor. Günümüzde ise dünyada 72 ülkede 410 meslek birliğinin aktif olarak faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Evet. Peki meslek birlikleri ne yapar? Meslek birliklerinin esas yegane ya da esas amacının telif toplamak olduğunu söylemiştim. Tüm dünyadaki meslek birlikleri esasen önce tarifeleri tespit eder, bu tarifeler konusu sonrasında eser kullanımını takip eder ve hakların takip için gerekli uygulamaları yapar ve elde ettiği geliri üyelerine dağıtır. Esasen ana faaliyetleri budur. Bununla ilgili arkadaşım birazdan da bilgi verdiği için çok detaylarına girmiyorum ama dünyadaki tüm mesleklerin en alt faaliyetin bu şekilde işlediğini söyleyebilirim. Bunun yanı sıra meslek birliklerinin tali bir takım faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunlardan ilki kamuoyu bilinçlendirme faaliyetleridir. Ülkemizde de bunun örneklerini çokça görüyoruz. İşte okuldaki öğrencilere telif bilincini kazandırmak, topluma telif bilincini kazandırmak, telif farkındalığı yaratmak amacıyla yürütülen faaliyetler bulunuyor. Çeşitli TV kanallarında, radyo kanallarında kamu spotları yayınlanıyor. Örneğin aklıma bir fikir geldi yarışması gibi yarışmalar düzenleniyor. Bunun yanı sıra sosyal amaçlı faaliyetler de yürütülüyor meslek birlikleri tarafından. Örneğin bazı meslek birlikleri üyelerine özel sağlık sigortası yapabiliyor veya depremde zarar gören üyelerine için yardım faaliyetlerinde bulunabiliyor. Ve kültürel amaçlı faaliyetler de yürütülüyor. İşte film festivalleri, sergiler gibi faaliyetler de yapılabiliyor meslek birlikleri tarafından. Bunun örneklerini çokça görmekteyiz. Peki toplak yönetimin tarihinden toplak yönetim kuruluşlarından bunların örgütlenmiş şeklinden bahsettim. Tarihçesinden bahsettim ama neden buna ihtiyaç var? Toplak yönetimine neden ihtiyaç var? Bir örnek üzerinden gitmek iyi olur diye düşünüyorum bu noktada. Farz edelim siz bir bestecisiniz ve yaptığınız bir beste çok tuttu. Yani kafelerde çalınıyor, restoranlarda çalınıyor, Spotify'da çalınıyor, YouTube'da çalınıyor, otellerde çalınıyor. Her yerde sizin eseriniz var. Ve şöyle baktığınız zaman ülkemizde de yaklaşık 200 bin, 300 bin işte kafe, AVM, restoran gibi umuma açık mahal var. 20 bin otel var. 1000 tane radyo, bin olmasa da 800-900 tane radyo TV kanalı var. Bir sürü dijital platform var. Sizin tekil bir besteci olarak
tüm bu tesisleri dolaşarak bunlardan ücret talep etmeniz, bunlara izin vererek karşılığında ücret talep etmeniz çok mümkün değil. Ama meslek dili ne yapıyor? Tüm bu işi sizin adınıza yapıyor ve elde ettiği geliri size yine dağıtıyor. Bu size yani hak sahiplerine, eser üreticilerine ne fayda sağlıyor? Öncelikle size zaman kazandırıyor. Yani siz bu işleri yani hak sahiplerinin bu işleri uğraşmasına gerek kalmadan onların üretim ve yaratıcılık faaliyetlerine odaklanmasını sağlıyor. Ayrıca meslek birlikleri olmadan herhangi bir şekilde elde edilemeyecek rentable olmayan hakları ticaretin yapılabilir hale getiriyor. Lisans vererek, çok sayıda kullanıcıya lisans vererek bunların izinsiz kullanım yapmasının önüne geçiyor. Ve meslek birlikleri tüm ilgili alandaki hak sahiplerini bir araya getirerek bu hak sahiplerinin dünya repertuarında temsil edilmesini ve onların güçlü bir pazarlık pozisyonunda bulunmasını sağlıyor. Ama bu madalyonun bir yüzü kullanıcılar açısından da meslek birliklerinin önemi yadsınamaz durumda. Bunu da yine aynı şekilde bir örnekten gidecek olursak bir radyo istasyonu işlettiğinizi düşünelim. Bu radyo istasyonunda günde 15 saat müzik çalıyorsunuz. Bir müzik, bir şarkı 4 dakika yani ortalama. Bu demektir ki siz bir saatte 15 şarkı yayınlayacaksınız. 15 saat yayın yapıyorsunuz. Bir günde 225 şarkı yayınlayacaksınız. Şimdi yasal olarak bunları çalabilmeniz için siz bu şarkının bestecisinden izin almanız gerekir. Söz yazarından izin almanız gerekir. Aranjöründen izin almanız gerekir. Söyleyeninden, çalanından izin almanız gerekir. Onu fonogram haline getiren yapımcıdan izin almanız gerekir. Şöyle bakıldığında yalnızca 4 dakikalık bir şarkı çalmak için belki 5, 6, belki 10, belki 20 tane sözleşme imzalamanız, sözleşme 20 yerden izin almanız gerekiyor. Ama bunu yapmak yerine meslek birlikleri, belki 3 meslek birliği, belki 5 meslek birliği, belki 10 meslek birliği anlaşarak milyonlarca repertuarı kullanma hakkını ve yayınlanma hakkını sahip oluyorsunuz. Ve bunu çok düşük işlem maliyetiyle yapıyorsunuz. Bunun yanı sıra siz bu eserleri, şarkıların telif bedelini ödediğiniz için de hak sahipleri karşısında hukuki bir koruma elde etmiş oluyorsunuz. Radyo kanalına örnek verdim ama dijital platformlar için de geçerli. Film yayını yapan televizyon kanalları için de bu geçerli aslında. Bu açıdan bakıldığında da meslek birliklerinin yalnız hak sahipleri açısından değil, kullanıcılar açısından da ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Toplak yönetiminin gerekliliğinden de bahsettikten sonra toplak yönetim diye genel kullandığımız kavramın da aslında kendi içinde alt kırılımları bulunmaktadır. Yani literatürde başka ayrımlar da olmakla birlikte temel olarak üç tip toplu hak yönetimi sisteminden bahsetmek mümkün. İlk olarak iradi toplu hak yönetiminden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu sistem ülkemizde uygulanan sistemdir. Bu sistemde haklar münhasır olarak tanınmıştır. Bu şu demek, siz sahip olduğunuz tüm hakları tamamen gerçekten sahipsiniz. Yani bu şu demek, hakkınızı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz, dilediğiniz gibi kullanmaya her şekilde devretmek veya ruhsat şeklinde vermek de dahil. Dolayısıyla siz de haklarınızı da devredebildiğiniz için, bunun da imkanı olduğu için meslek birlikleri yalnızca üyelerinden aldığı yetki belgesi çerçevesinde hareket edebilirler. Bu şu demek, bir film yapımcısı, atıyorum FİAB üyesi olsun. Eğer FİAB'a çoğaltma ve yayma haklarını vermemiş, yalnızca umum iletim ve temsil haklarını vermişse FİAB işte kullanıcılardan veya işte örnek veriyorum Türk Hava Yolları'ndan bu filmi yayınlaması halinde bedel talep edebilir. Ancak bu yapımcı çoğaltma ve yayma haklarını vermiş olmakla birlikte temsil ve umum iletim vermemişse FİAB'ın burada yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla kullanıcı, burada Türk Hava Yolları'nın örneğini vermiş bulunum. Türk Hava Yolları bir meslek diliyle anlaşma yapmak istiyorsa meslek dilinin repertuarını ve sahip olduğu hakları bilmek durumunda. Meslek dili de bunu açık bir şekilde hak sahibi kullanıcılara iletmek durumundadır.
İkinci olarak güçlendirilmiş toprak yönetimi sistemi var. Burada meslek birlikleri yalnızca üyelerin haklarını korumuyorlar. Meslek birliklerinin tüm hak sahiplerinin haklarını korumaya yetkili olduğu kanun olarak kabul ediliyor. Ve meslek birlikleri üyesi olmasa dahi kullanımından yani tüm hak sahip talep eden tüm hak sahiplerine kullanımın karşılığında verdiği izinden bedel ödemek durumunda. Üçüncü sistem ise zorunlu toplu lisanslama sistemi. Burada hak sahiplerinin yasaklama ve izin verme örneği bulunmuyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Avrupa Birliği'nde örnek olarak kiralama ve ödünç verme hakkı ile yeniden iletim hakkını bu kapsamda değerlendirebiliriz. Bu şu demek, yeniden iletim dediğimizde yayının değiştirilmeden ve gecikmeksizin iletilmesi demek. Yani çok temel tanımıyla. Bunu Türkiye'de şu an Beyin yapıyor, D-Smart yapıyor, Teledünya yapıyor. Teledünya örneğinden gidecek olursak, Teledünya 300 tane kanalı yayını aynı anda alıyor, hiçbir şekilde değiştirmeden kullanıcılara yani evlere kadar iletiyor. Avrupa Birliği'nde bu tür kullanımlarda hak sahiplerinin yasaklama ve izin verme hakkı bulunmadığını söylüyor. Yani Teledünya kimseden izin almak zorunda değil. Yani Avrupa Birliği uygulamasından bahsediyorum. Ama bu yayınları ilettiği için meslek birliklerine bedel ödemek durumunda. Eğer herhangi bir hak sahibi de bu Teledünya'nın yaptığı iletimden, yeniden iletimden bedel almak istiyorsa meslek birliğine üye olmak zorunda. Meslek birliğine üye olmadan hakkını kullanamıyor aslında. Bunun mantığı da aslında şu. Teledünya 300 tane televizyon kanalını, 100 tane radyo kanalından aldığı yayını hiç değiştirmeden iletiyor. Dolayısıyla bu yayın üzerinde bir denetim hakkı yok. Dolayısıyla bir yasaklama hakkı olan kişinin yani eseri yasaklayan kişinin eserini ayırt etme imkanı yok. O yüzden sen bunu yasaklayamazsın. Parasını istiyorsan da meslek birliğine gel. Meslek birliğinden al. Başka türlü alamazsın. Tele dünyaya bu işte uğraşmaya zorlayamazsın gibi bir mantığı var. Ama dediğim gibi ülkemizde en solda görmüş olduğunuz iradi toplak yönetim sistemi uygulanıyor. Toplantı yönetiminin yaygın olduğu alanlar diye bir başlık oluşturdum aslında ama dünyadaki uygulamalarına bakınca tüm eser türleri bakımından toplak yönetiminin aktif olarak kullanıldığını görüyoruz. Müzik, yani sinema olarak da adlandırabileceğimiz görsel işitsel eserler, güzel sanat eserlerinde, ilim edebiyat eserlerinde ve radyo yayıncılarında toplak yönetiminin aktif olarak kullanıldığını görüyoruz. Ekrana yansıttığım tablo az önce de bahsetmiş olduğum TİSA'nın yani Uluslararası Eser Sahipleri Konfederasyonu'nun her yıl yayınlamış olduğu raporun 2023 yılında yayınlanan versiyonundan alınma. Bu raporda 2022 yılı verilerini görüyorsunuz ve sektörel olarak tüm dünyada toplanan meslek birlikleri tarafından telif gelirini yansıtıyor. Tabloya baktığımızda müzik sektöründe faaliyet gösteren meslek birliklerinin dünyada 2022 yılında 10 milyar 832 milyon avro gelir elde ettiğini görüyoruz. 10 milyar 832 milyon avro müzik sektörü. Sinema sektörünün deki meslek birliklerinin ise tabii yalnızca eser sahipleri 646 milyon avro. Güzel sanat aralarındaki meslek birliklerinin 220 milyon avro. Bilim edebiyat sektöründeki meslek birliklerinde güzel sanatlara çok yakın bir şekilde 207 milyon avro gelir elde ettiğini görüyoruz. Dünyadaki toprak yönetim uygulamasına baktığımızda da gelirlerin %90'dan daha fazlasının müzik sektöründe elde edildiğini, sinema sektöründe de yani gösterişler sektöründe de bu oranın %5 olduğunu, diğer sektörler bakımından cüzi miktarda kaldığını görüyoruz. Çünkü sinema ve müzik ve diğer eser türlerinin kullanımlarının farklı olmasından da kaynaklandığını anlıyoruz bunu. Şimdi sektör sektör dünyada örnek vermek gerekirse sektörel olarak baktığımızda müzik sektöründe elde edilen 10 milyar 832 milyon avronun 4 milyar 82 milyon avrosunun dijital platformlardan elde edildiğini, 3,5 milyar avrodan daha fazlalık kısmının radyo TV'lerden, 2,5 milyar aşkın kısmının ise umumi mahal kullanımlarından yani
oteller, kafeler, işte AVM'ler, mağazalardan elde edildiğini görüyoruz. Tabii günümüzdeki download ve streaming teknolojilerinden dolayı fiziki çoğaltmanın 344 milyon avroya kadar düştüğünü görüyoruz ve özel kopyalamadan da 248 milyon avroluk bir gelir elde edildiğini görüyoruz. Ve 10 milyar 832 milyon rakamına tutarına oluşuyoruz. İkinci olarak sinema sektörüne bakacak olursak, sinema sektöründeki gelirin yani yaklaşık %70'inin radyo TV, yani radyo değil tabii ki, TV'lerden, yani radyo TV skalası altında TV'lerden elde edildiğini görüyoruz. Sinema sektöründe elde edilen 646 milyon avroluk gelirin 445 milyon lira avrosunun radyo TV'lerden, geri kalanın önemli bir kısmının özel kopyalama açılarından ve dijital alandan, küçük bir kısmının ise umumi mahal kullanımlarından elde edildiğini görüyoruz. Aslında sinema sektörü de daha çok bireysel lisanslamanın da müzikle nazaran bireysel lisanslamanın ön planda olduğu sonucuna da bu rakamlardan varmak gayet mümkün. İlerlediğim zaman güzel sanatlar sektörüne geliyorum. Güzel sanatlar sektörü maalesef ülkemizde henüz telif geliri elde edilememiş alanlardan bir tanesi. 1986 yılından beri maalesef 1 lira dahi telif geliri elde edemediğimiz alanlardan bir tanesi. Dünya uygulamalarına baktığımızda ise 220 milyon avroluk bir gelir elde edildiği görülüyor meslek birlikleri tarafından. Bunun büyük çoğunluğu, yani %40'lık kısmı yaklaşık çoğaltma hakkından geliyor. Diğer ikinci önemli kalem burada yeniden satış ve onu özel kopyalama harçları ve TV ve dijital platformlardan elde edilen gelirler olarak karşımıza çıkıyor. İlim edebiyat sektörüne geldiğimizde ise yaklaşık %80'lik gelirin yaklaşık %80'lik kısmını çoğaltmadan %15'lik kısmını ise kiralama ve ödünç vermeden kaynaklandığını görüyoruz İTAK raporuna göre. Peki dünyadaki en iyi ülke örnekleri hangileri ve ülkemiz, yani dünyaya bakıldığında telif geliri bakımından, dediğim gibi yalnızca eser sahipleri meslek birlikleri bakımından nerede diye bakacak olursak, görmüş olduğunuz grafik dünyada telif geliri en fazla olan 5 ülkeyi sıralıyor. Bunlar sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere'nin dahil olduğu Birleşik Krallık, Almanya ve Japonya. Ülkemiz ise 23 milyon avroluk geliriyle dünyada 37. sırada bulunuyor. Amerika'nın bu alanda başı çektiğini söylemeye gerek yok. Grafik aslında bayağı gösteriyor. Bu tabloda ise meslek birlikleri tarafından elde edilen gelirin gayri safi yurt içi hasılaya oranını görüyoruz. Gayri safi yurt içi hasılaya oranladığımızda telif gelirinin en fazla telif gelirinin elde edilen ülkenin Fransa olduğunu görüyoruz. Gayri safi yurt içi hasılanın %64'ü kadar telif geliri elde edilmiş Fransa'da. Bunu buradaki raporda ilk 50 örnekler vardı. İlk 50 ülke sıralanmıştı ve dünya ortalaması verilmişti. 11. ülke Avusturya, işte 21. ülke Arjantin, 31. ülke %16 ile Kore, 41. ülke Meksika %12 ile ve 50. ülke %10'lar Brezilya. Bu raporda sıralanan liste bu şekilde. Dünya ortalamasının ise telif gelirinin gayri safi yurt içi hasılaya oranında dünya ortalamasının ise %11 olduğunu görüyoruz. Ama ülkemize geldiğimizde ise maalesef bir sütun göremiyorsunuz. Çünkü 10 binde 2 ülkemizde telif gelirinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı maalesef çok düşük durumda. Bu tablodan da görüldüğü üzere. Benim sunumum temel olarak bu kadar. Sorunuz, yorumunuz varsa almaktan memnuniyet duyarım. Teşekkür ederim. Teşekkürler Yener Bey. Şimdi son konuşmacımız Kültür ve Turizm.
Esra Hanım'a ben söz vermek istiyorum. Esra Tarihçi Toplamak Ülkemizde Toplamak Cennetini konusunu yapacak. Merhabalar herkese. Sesimle ilgili bir problem var mı? Öncelikle onu kayıt etmek istiyorum. Yener Bey, dünyada toplu hak yönetimi sistemine ilişkin genel bir bilgi verdi. Bana da ülkemizde toplu hak yönetimine ilişkin genel bir giriş yapmak kısmı düşüyor bugün. Çok detaylı bir sunum olmayacak çünkü 26'sında da gerçekleştireceğimiz bir eğitim modülümüz var ve orada da daha detaylı bilgi vermeyi planlıyoruz. Ben genel bir çerçeve çizeceğim bugün sizlere. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Esra Hanım, sanırım ses yankılanıyor. Okey, o zaman kulaklıksız deneyeceğim. Eğer tamam. Yorum gelirse bana iletmeni rica ediyorum. Tabii. Olur, duyamayacağım için. Şu an nasıl acaba? Yorum var mı? Yok, okey. Başlıyorum o zaman. Sunu planımı aktararak başlamak istiyorum. Öncelikle meslek birlikleri ve federasyonların yer aldığı toplu hak yönetimi sistemini anlatmadan önce tabii ki mevzuatsal çerçeveye değinmekte fayda olacak. Ama tabii ki bu böyle detaylı sizleri sıkacak, bunaltacak, detay detay madde aktaracağım bir mevzuat aktarımı olmayacak. Meslek birliklerinin ve federasyonların kuruluşlarına değineceğim. Bunun ardından organizasyon yapılarına değineceğim. Organizasyon yapılarını tamamladıktan sonra meslek birliklerinin ana faaliyeti nedir ve nasıl çalışırlar buna değineceğim. Ardından çok genel bir çerçeve olacak şekilde mali yapılarını aktarıp Şükrü Hanım'ın, sevgili daire başkanımızın da değindiği üzere geleceğe yönelik hedeflerimiz nelerdir, bu alanda neler yapılması planlanmaktadır ülke çapında diye değinip sunumumu sonlandırmayı planlıyorum. Öncelikle mevzuatı düzenleyen unsurları birincil mevzuat ve ikincil mevzuat olarak ayırmamız mümkün. Birincil mevzuatımız tabii ki hepinizin malum olduğu üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz. Yener Bey'in de bahsettiği üzere 1951 tarihli bir kanundan bahsediyoruz burada. İkincil düzenlemelerimiz ise bu kanuna nazaran oldukça yeni. Telif hakları alanında meslek birlikleri yönetmeliğimiz var ki 2022 yılında geçtiğimiz senelerde güncellendi. Meslek birliklerine verilecek yetki belgesi hakkında yönetmelik de yine benzer şekilde birkaç sene öncesinde 2020 yılında güncellendi. Eser icra yapım ve yayınların kullanılması ve veya iletilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğimiz var. Bu yönetmeliklerin tamamının meslek birliklerini birebir ilgilendirdiğini düşündüğüm için bunlara yer verdim. Yoksa ikinci düzenlemelerimiz bir hayli fazla. 2004 yılında çıkmış olan bu son yönetmeliğimiz diğerlerine nazaran biraz daha eski olmakla birlikte 2024 yılının içerisinde bunun da güncellenmesinin planlandığını bilgisini vermek isterim. Tabii ki sizlerden sektörden aldığımız geri bildirimler ve talepler de dikkate alınarak bütün bu değişiklikler gerçekleştiriliyor ama bir yandan da AB uyum hedefleri kapsamında da 2016'ya 26 sayılı meslek birlikleri direktifi çıktıktan sonra da uyumlaştırma amacıyla da bir takım güncellemelerin yapıldığını belirtmek isterim. Burada özellikle teknolojik gelişmelerin yakalanması bakımından sisteme ve yönetmeliğimize entegre ettiğimiz bazı örneklerden bahsedebiliriz. Şeffaflık hedefleri olsun, meslek birliklerinin hesap verilebilirlikleri olsun, bunun dışında genel kurul çağrı usullerinde e-posta kullanımı ya da genel kurulun online olarak gerçekleştirilmesi gibi pek çok yenilik aslında meslek birlikleri direktifinden mevzuatımıza aktarılmış durumda. Şimdi meslek birliklerinin kuruluşundan bahsedelim biraz isterseniz. Meslek birliklerimiz nasıl kuruluyor? Meslek birliklerinin öncelikle hak takibi işinin yani 5846 sayılı kanun ile tanınan hakların meslek birliklerinin dışında başka bir birlik, dernek veya benzeri kuruluşça takip edilemeyeceğine dair aşikar açık bir hükmümüz bulunuyor kanunda. Bunun yanı sıra yeni yönetmeliğimizde de bu birlik, dernek ve benzeri kuruluş ifadesine şirket de ekleniyor ve hali hazırda doğan ihtiyacın karşılandığı ve şirket tarafından da bunun takip edilemeyeceğinin, takip edilmesinin önünün kesileceğinin bir hüküm de eklenmiş ve düzenlenmiş olduğunu görüyoruz. Meslek birliklerinin kuruluşuna değindiğimizde bir tarihlerine bakmakta fayda var. Çok uzun bir tarihsel
kronolojik bir analiz değil bu, sıkıcı olmaması adına. Yener Bey de değindi zaten. 1951 tarihli kanunda meslek birliklerinin kurulabileceği yazıyor. Ancak bu yönde bir sivil iradenin olmaması sonucu 1986 yılına kadar meslek birliğine kuruluşuna ilişkin herhangi bir başvuru bulunmadığını görüyoruz. Ta ki bu iradenin oluşmayacağı anlaşılıyor ve 1986 yılında kanunla 4 tane meslek birliği kuruluyor. Bu kurulan meslek birliklerinin eser sahipleri alanında kurulduğu dördünün de ve müzik eseri sahipleri alanında MESAM, ilim edebiyat sahipleri alanında İLESAM, sinema eseri sahipleri alanında SESAM, güzel sanat eseri sahipleri alanında da GESAM'ın yer aldığını görüyoruz. Şu an hali hazırdaki durumda meslek birlikleri kurulabilecek alanlar da bu şekilde yer alıyor. Eser sahipleri bakımından, bağlantılı hak sahipleri bakımından ve kitap yayıncıları bakımından olacak şekilde kategorize edilmiş durumda. Eser sahipleri bakımından önceki tüzüğe göre 5 tane alanımız varken şu an 4'e indirilmiş durumda. Hali hazırda orada kurulmuş olan meslek birliğimiz 5. alanda, yani işleme eseri sahipleri alanı da eskiden 5. alanımız. Orada kurulmuş olan meslek birliğimiz Ç1'inde ilim edebiyat eseri sahipleri alanı dahil edilmesiyle bu alan artık buradan kaldırılmış durumda. Yeni halinde 4 tane alan eser sahipleri bakımından, 4 tane alan bağlantılı hak sahipleri bakımından tanımlanmış ve kitap yayıncıları da bir başka alan olarak yine yönetmeliğimizde yer almış. Buralarda birden fazla meslek birliği kurulabileceği de düzenleme altına alınmıştır. 1986'da 4 tane meslek birliği kurulduktan sonra 95 yılına gelene kadar herhangi bir değişiklik olmuyor. 4 tane meslek birliği alanlarında tek olarak faaliyet göstermeye devam ediyorlar. Daha sonrasında 1995 yılında bir değişiklik yapılıyor ve birden fazla meslek birliği kurulabileceğine ilişkin bir hüküm geliyor. Bu hükmün gelmesinin ardından 4 sene sonra 1999 yılında MSG kuruluyor. Müzik eseri sahipliği alanında MESAM'ın yanı sıra. 2000 yılına gelindiğinde de SESAM'ın yanı sıra sinema eseri sahipliği alanında Belgesel Sinemacılar Birliği BSB kuruluyor. Daha sonrasında aynı alanda birden fazla meslek birliği kurulabileceğine ilişkin hükmün meslek birliği sayısının arttırdığını ve bunun sistemde etkinsizleşmeye sebep olmasının riski gözetilerek 2001 yılında bir değişiklik daha yapılıyor ve 2001 yılında bir nicelik şartı getiriliyor. Bu getirilen nicelik şartı da şu: aynı alanda birden fazla meslek birliği kurulabilmesi için o alanda faaliyet gösteren en yüksek üye sayısına sahip meslek birliğin üye sayısının 1/3'ü gibi bir şart getiriliyor. Yani örnek verecek olursak, alanda birden fazla 3 tane meslek birliği olsun ve en yüksek üye sayısına sahip meslek birliğin 300 tane üyesi olsun. Bunun 100 kişisini sağlamış olma, 100 yeni üyeyle gelmiş ve bakanlığa başvurmuş olma gibi bir nicelik şartı geliyor. Buradan sonra da meslek birliklerinin artmadığını söylemek yanlış olur. 2001 yılından sonra da bu değişiklik sonrası tabii ki kurulan meslek birlikleri 1/3 şartını sağlayıp yeni kurulan meslek birliklerimiz mevcut. Şu anki gelinen durumda 2024 itibariyle 27 meslek birliği ve 3 tane federasyonun bulunduğunu söyleyebiliriz. Peki mevcut durumda mevzuatımız aynı alanda başka meslek birliği kurulabilmesi için ne gibi bir şart arıyor diye bir bakacak olursak, güncel durumu inceleyecek olursak, mevzuatta istenen bilgi ve belgelere ek olarak yeni bir değişiklik olarak 3 yıllık beklenen gelir ve giderlerin yer aldığı bir mali tablolar analizi gibi bir şey istiyoruz aslında biz. Yani mevzuat gereği bunun artık sunulması gerekiyor başvuru belgeleriyle beraber. Önceden böyle bir hüküm yer almıyordu. Sadece bilgi ve belgelerle, gerekli bilgi ve belgelerle başvuru yapıyordunuz bakanlığa. Şimdi ise bakanlar bir de niteliğini ölçmek için bir takdir yetkisi tanımlanıyor ve diyor ki eğer bu başvuru belgelerinde herhangi bir hukuka aykırılık yoksa, bir de bunun yanı sıra birliğin idari ve ekonomik yetkinliği ile temsil kapasitesi toplu lisanslamaya elverişli mi değil mi, bunun bir incelemesini yapın. Aslında bakanlar şu ana kadar ki değişikliklerin tamamında olan nicelik şartının yanı sıra bir de nitelik arama şartı getiriliyor. Bu eğer lisanslamaya elverişli olduğuna kanaat getirilmesi durumunda bakanlıkça faaliyet izni veriliyor ve faaliyet izni verilmesiyle de meslek birlikleri tüzel kişilik kazanıyor.
Meslek birlikleri kurulabilecek alanlar da yine yönetmeliğimizde sayılıyor. Ben şu anki durumla beraber göstermek istiyorum hangi alanda kaç meslek birliğimiz var diye. İlim edebiyat alanında 3 tane meslek birliğimiz bulunuyor. Eser sahipliği bakımından tabii ki söylüyorum bunu. Müzik eseri sahipliği bakımından MESAM ve MSG olmak üzere 2 meslek birliğimiz bulunuyor. Sinema alanında 6 meslek birliğimiz bulunuyor. Bunlar SESAM, BSB, SETAM, SINE 1, ASİTEM ve SENARİST 1. Güzel sanatlar eseri alanında ise 1 meslek birliğimiz faaliyet gösteriyor. Eser sahipliği bakımından toplam 12 meslek birliğimizin faaliyet gösterdiğini söylemek mümkün. Bağlantılı hak sahipliği bakımından ise icracılar alanında 4 meslek birliğimiz TOMEP, MIOR 1, BİROY, TSMB faaliyet gösteriyor. Fonogram yapımcıları alanında 3 meslek birliği MÜYAP, MIO 1, MÜZİK 1 olmak üzere sayabiliriz. Film yapımcıları alanında SEYAP, FİYAP, TESYAP olmak üzere 3 meslek birliği, radyo televizyon yayıncıları alanında ise 1 meslek birliği olarak RATEM faaliyet gösteriyor. Bağlantılı hak sahipliği alanında da 11 tane meslek birliğimizin faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz. Kitap yayıncıları alanında ise 4 meslek birliği faaliyet gösteriyor. Yay 1, TBYM, Eğitim Yay 1 ve DEKMEP. Bunların tamamı 27 sayısını ulaştırıyor bizleri. Şimdi bir de federasyonların kuruluşlarına bakalım. En az 2 meslek birliğini federasyon kurabileceğine ilişkin bir hüküm yer alıyor aslında. Yönetmeliğimizde ve mevzuatımızda aynı alanda birden fazla federasyon kurulamayacağına dair bir hükmümüz de var. Böyle bir sınırlayıcı hükmümüz de var. Ancak gelen bir yenilikle hem faaliyet alanında hem de sektör kapsamında federasyon kurulabileceği de düzenleme altına alınmış. Yani bunu bir örnekle netleştirecek olursak, mesela müzik eseri sahipliği alanında faaliyet gösteren iki meslek birliğimiz MESAM ve MSG bir araya gelip aynı alanda müzik eseri sahipliği alanında bir federasyon kurabilecekken, müzik sektöründe faaliyet gösteren 7 meslek birliğimizde bir araya gelip bir sektör bazında federasyon kurmaları mümkün. Şu anki mevzuatımız buna izin veriyor. Federasyon kurulabilecek alanları da burada sıraladım. Hepsini tek tek saymayayım isterseniz. Çünkü zaten hali hazırda bahsi de geçti. Şu an aktardık. 27 meslek birliğinin logosunun kullanıldığı ve sektörel bazda meslek birliklerini ayırdığımız bu tabloda biraz isterseniz meslek birliklerimize göz atalım. Burada gri balonda öncelikle müzik meslek birliklerimizi görüyorsunuz. 7 tane müzik meslek birliği sektörde faaliyet gösteriyor. Buradaki lila rengi balonda ise ilim edebiyat eseri sahipleri meslek birliklerini görüyorsunuz. Onların da 7 tane olduğunu söylemek isterim. En kalabalık alanımız ise sinema sektörü. Tabii ki en parçalı alanda demek mümkün buna. 11 tane meslek birliği faaliyet gösteriyor. RATEM ve GESAM'ın ise alanlarında sektörlerinde tek olarak faaliyet gösterdiklerini söylemek mümkün. Federasyonlarımız için de benzer bir şema hazırladık. YAYFET 2011 yılında kuruluyor ve bandrol satışı üzerine özgüleniyor. Tek olarak sektörde faaliyet gösteriyor kitap yayıncıları alanında. Benzer şekilde konaklama tesislerinin lisanslanması için 2023 yılında müzik eseri sahipliği alanında MSF, bağlantılı haklar alanında da MÜSFET kuruluyor. Ve federasyonlarımız da bu şekilde toplamda 3 olmak üzere faaliyet gösteriyorlar. Şimdi sektörlere göre meslek birlikleri üye sayılarına değinmek istiyorum. Çünkü 27 meslek birliği var, mevcut. Bundan bahsettik. Ancak ne kadar hak sahibi temsil ediliyor buna da değinmek istiyorum. Burada sektör bazında ayrılmış olsa da toplam 36.951 üyenin temsil edildiğini Şubat 2024 verileriyle söylemek mümkün. Bunlardan 28.199 müzik alanında hak sahiplerini oluştururken 3.927'si ilim edebiyat alanında, 3.400 tanesi sinema alanında, 778 tanesi güzel sanatlar ve 647 tanesi de radyo TV alanında temsil edilen hak sahipleridir. Şimdi buraya bakıldığında müzik alanının oldukça baskın olduğunu görüyoruz. Yaklaşık %76'lık bir oranı temsil ediyor tüm hak sahipleri arasında. Buna benzer olarak gelirlerinde de yine müzik sektörünün temsil oranına paralel şekilde yüksek olduğunu bir ilerleyen slaytlarda göreceğiz. Organizasyon yapılarına değineceğim kısaca. 26'sında gerçekleşecek sunumda detaylı bir şekilde anlatılacağı için ben şu an çok kısa anlatıp sizleri tekrara düşürmek istemiyorum.
Zorunlu organları gösteriyor aşağıda. Ben de tek tek sıralayayım. Genel kurul 1, yönetim kurulu, denetleme kurulu, haysiyet kurulu ve teknik bilim kurullarından oluşuyor zorunlu kurullar. Bilindiği üzere tabii ki tüzüklerinde gösterilmek şartıyla meslek birliklerimizin ihtiyari kurullar oluşturulmaları ve bu kurullara istedikleri gibi üye belirlemeleri de genel kurulda mümkün. İlk zorunlu organ olan genel kurulla başlamak istiyorum. Genel kurul oy kullanma yetkisine sahip olan üyelerden oluşuyor. Önceki tüzüğümüzde yer alan husus asıl üyelerden oluştuğu şeklindeydi. Ancak şu an oy kullanma yetkisinin belirlenmesi yeni yönetmelik ile meslek birliklerinin uhdesine bırakılmış bir husus olduğu için şu anki sistemde oy kullanma yetkisine sahip olan üyelerden oluşur şeklinde bir ifade yer alıyor. Genel kurul tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanıyor. Olağan genel kurul toplantılarının ise en geç 2 yılda bir yapılması zorunluluğu hala güncelliğini koruyor. Önceki mevzuata kıyasla bir değişiklik var. Burada önceden Mart ayının sonuna kadar yapılması hususu mevzuatımızda yer alıyordu. Ancak şu an hali hazırda yapılan değişikliklerle sektörden de gelen talepler dikkate alındı ve Mart ayının kendilerini çok zorladığı, dönemsel olarak uygunluk sağlayamadıklarını belirtmelerini dikkate alınca bu şekilde meslek birliğine özgürlük tanıyan, istedikleri zaman yapmasını sağlayan esnek bir formüle geçildi. Genel kurulun bilindiği üzere tabii ki çok sayıda görev ve yetkisi bulunuyor. Ben bunları burada tek tek aktarmayacağım ancak en önemli gördüklerimi özet bir şekilde sunmaya çalışacağım. Tabii ki genel kurulun ilk ve en temel görevlerinden bir tanesi zorunlu organlar. Yani yönetim kurulu, denetleme kurulu, teknik bilim kurulu ve haysiyet kuruluna genel kurulun belirleyeceği yöntemle üyelerini seçmek. Bunun dışında genel kurula yalnızca idari değil, aynı zamanda mali de birçok görev yüklenmiş durumda. Mesela örnek verecek olursak bunlara, bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak ya da önümüzdeki 2 yıl için gelir gider dengesinin karara bağlanması da diyebiliriz bunu aslında. Bunu genel kurula verilmiş durumda. Telif gelirlerinden elde edilecek gelirlere ilişkin yatırım politikasına karar vermek de yine genel kurula verilmiş mali görevler arasında. Benzer şekilde yönetim kurulunun hesaplarını incelemek ve ibra etmek de genel kurula verilmiş görevler arasında. Genel kurulun her seferinde görüşmesine gerek olmayan ancak hali hazırda bir değişikliğe gidilmesi isteniyorsa yapması gereken bazı, görüşmesi gereken bazı hususlar da var. Tabii ki böyle görevleri de var. Örneğin birlik payı. Bir birlik payı belirlediniz ve her seferinde her genel kurulda bunun görüşülmesine gerek olmadığını kanaat getirdiniz. O birlik payı sizin için okeyse, devam ediyor ve güncelliğini koruyorsa, yeterliyse o birlik payından yaptığınız kesinti oranı sizin için tamamsa, tekrar her seferinde bunun görüşülmesine gerek yok. Ya da benzeri şekilde giriş aidatı ve üyelik tutarını belirlemek. Şu anki enflasyonist koşullarda çok geçerli bir argüman olmamakla beraber giriş aidatının ve üyelik aidatının her seferinde tekrar tekrar güncellenmesine gerek olmayabilir. Ama tabii ki birliğin takdirindedir ve görüşülmesi de mümkündür. Bunun dışında şirkete üye olmak gibi, federasyon kurmak, var olan federasyona üye olmak gibi önemli kararlar da yine genel kurulun görüşmesi ve karar alması gereken hususlardan biri, bazıları. Yönetim kurulunun 5 kişiden oluştuğunu, en azından bu şekilde düzenlendiğini görüyoruz. 5 kişiden oluşacağına ilişkin bir hüküm yer alıyor ama halihazırda meslek birliklerimizden bazılarında 7, 11, 21'e kadar çıktığını gördüğümüz durumlar oldu. Bu tamamen meslek birliğinin ihtiyaç dahilinde karar vereceği bir husus. Bunu ilişkin bir asgari sınırımız yok. Azami sınırımız yok, özür diliyorum, asgari sınırımız var. Birlikler yönetim kurulu başkanı tarafından temsil ediliyor. Çok sayıda görev ve yetkisi bulunuyor ama yönetim kurulunun görev ve yetkilerini birliğin üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve üyelerin hak takibini yapmak şeklinde özetlemek mümkün. Denetleme kuruluna gelecek olursak, denetleme kurulu da 3 kişiden oluşuyor en az. Denetleme kurulu 1 yılı geçmeyen aralıklarla ve birlik tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre denetim yapıyor. Önceki tüzüğümüzde bu 6 ay geçmeyen aralıklarla diyordu ancak özellikle mali sektörlerde çalışanların bileceği şekilde 6 yıllık, özür dilerim, 6 aylık periyotlar bizlere çok sağlıklı mali bilgiler vermiyor ne yazık ki. Bu yüzden 1 yıla geçildi ve daha sağlıklı veriler iletilmesi sağlandı. Denetleme kurulu hazırladığı raporların bir örneğini yönetim kuruluna, bir örneğini toplandığında genel kurulu sunuyor ve bir örneğini de bakanlığa gönderiyor belirli aralıklar halinde.
Teknik Bilim Kurulu da denetleme kurulu gibi 3 kişiden oluşuyor. Birliğin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere özgülenmiş durumda. Tabii ki kendisine yönetim kurulunca incelenmesi için bazı konular iletilebilir ve bunlarla ilgili rapor düzenlenebilir. Bu düzenlenen raporlar da bir örnek denetleme kuruluna, bir örnek yönetim kuruluna verilecek şekilde bu görev yerine getirilebilir. Tabii ki bununla Teknik Bilim Kurulu'na yine birlik düzeyinde başka görevlerin de verilmesi mümkün. Haysiyet kurulumuz son kurul. En az yine 3 kişiden oluşuyor diğer iki kurulumuz gibi. Burada disiplin kurulu adıyla da gördüğümüz oluyor. Onur kurulu adıyla da gördüğümüz oluyor meslek birliklerinde. Farklı isimler arz edebiliyor ama işlev olarak tabii ki disiplin yönergesini uygulamakla görevli kuruldan bahsediyoruz. Çözükte öngörülen hallerde üyelikten çıkarma cezası ile disiplin yönergesinde öngörülen hallerde diğer disiplin cezalarını vermek üzere görevlendirilmiş bir kurul, haysiyet kurulu. Organizasyon yapılarını tamamladıktan sonra çalışma usullerine çok kısa değineceğim. Yener Bey zaten meslek birliği nedir, ne yapar diye lisanslamadan bahsetti. Ben de çok kısa değineceğim meslek birliklerinin ana faaliyetine ilişkin nedir, ne yapar şeklinde. Öncelikle 5846 sayılı kanunun tanımladığı, yani hak sahiplerine tanıdığı hakların idaresini ve takibini yapmak, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını yapmak üzere kurulduklarını söylemek aslında meslek birliklerinin varlık sebeplerini özetlemek olacak. Burada lisanslama sürecini şematize eden bir görselimiz bulunuyor. Hak sahibi yetki belgesiyle meslek birliğine geliyor. Yetki belgesiyle yetkilendiriyor meslek birliğini hak takibi yapmak üzere. Daha sonrasında meslek birliği tarifeler ile, öncesinde belirlenmiş tarifeler ile kullanıcıya gidiyor. Kullanıcıdan telif ücretini istiyor. Elde ettiği telif ücretini bir meslek birliği bünyesinde dağıtım sürecinden geçirdikten sonra hak sahibine ilgili hak edişini yatırıyor, gönderiyor. Artık ne yola ulaştırıyorsa ulaştırıyor. Meslek birliğinin lisanslama yapabilmesi için peki neler gerekiyor diye genel bakacak olursak, usulüne uygun oluşturulmuş bir tarife olması gerektiğini görüyoruz. Usulüne uygun oluşturulmuş tarife dediğimizde mevzuatta tarife oluşumuna ilişkin detaylı hükümler olduğunu bildirmekte fayda var bu noktada. Aynı şekilde mevzuattaki yer alan yetki belgesi düzenlemelerine uygun bir yetki belgesi olması gerektiğini görüyoruz. Ve genel kurullarında kabul edilmiş bir dağıtım ve dokümantasyon yönergesine ihtiyaç olduğunu da belirtmekte fayda var. Tabii ki bunların yapılabilmesi için bir de kaynak, bir mali kaynak olması gerekiyor. Birlik adına kesinti yapabilmek için de bunun öncesinde genel kurulca belirlenmiş olması gerekiyor. Neden lisanslama yapılamıyor bu sektörde diye konuştuğumuz yıllardır bazı meslek birliklerimiz var. Onların bize iletmiş olduğu en baştaki sebeplerden bir tanesi de insan kaynağı eksikliği. Yani lisanslama ve dokümantasyon işini yapabilmek için bir de bu alanda çalışmış ve yetişmiş personele ihtiyaç olduğunu da burada eklemek istiyorum bu sebeple. Çalışma usullerini de bu şekilde özetledikten sonra Yener Bey zaten rakamlara biraz değindi ama ben kendi özelimizde, ülkemizde rakamlar nasıldır diye kısa bir değineceğim. Öncelikle birlikler nereden gelir elde eder bunu bir açıklamak isterim. Tabii ki ana faaliyetlerinin lisanslama ve hak takibi olduğunu söyledik. Buna bağlı olarak da telif geliri elde edecekleri ve tazminatlar elde edecekleri ve bu gelirlerden de yaptıkları yatırımlardan doğacak bazı gelirler olacağını da belirttik. Bunların hepsi birliklerin ana faaliyet gelirleri diyebiliriz. Bir de tabii ki biliyorum hepinizin yani genel kurullardan aşina olduğum üzere giriş aidatı ve üyelik aidatını toplamakta çok zorlandığınızı ama bunlar da meslek birliklerinin temel gelirlerinden birini oluşturuyor. Benzer şekilde tazminatların tahsilinden elde edilecek, kesilecek gelirler de birlik payları da meslek birliklerinin gelirlerinden birisidir. Bunlara faaliyet gelirleri dersek, faaliyet dışında kalacak diğer gelirler var bir de. Onlar nedir, nasıl tanımlanmıştır bir de onlara göz atalım. Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler, sahip olduğu herhangi bir mal varlığı ile bu mal varlıklarından doğan gelirler ve diğer gelirler şeklinde mevzuatta yerini almıştır. Şimdi telif gelirlerinin 2022 yılına ilişkin sadece telif gelirleri bunlar. Biraz önce bahsettiğim ana faaliyetten doğan gelirler.
Orada ayrışım yapıldı, onu belirtmek isterim. 2022 yılının verileridir. Çünkü 2023 yılının verileri bazı meslek birliklerimiz için henüz gerçekleşmedi, tamamlanmadı ve bakanlığımıza henüz iletilmedi. Bu nedenle 2022 yılı verileri tam olduğu için bunları örneklendireceğiz şu an. Burada sektör bazında ayrıma gittik. 464.288.642 liralık büyüklükte müzik sektörünün önde gittiğini görüyoruz. Sinema sektöründe ise 27.870.019 liralık bir telif geliri büyüklüğü olduğunu görüyoruz. Radyo televizyon alanında 3.820.444 liralık bir gelir olduğunu, ilim edebiyat alanında ise 220.000 liralık bir telif geliri olduğunu, Yener Bey'in de belirttiği üzere güzel sanatlar alanında henüz bir telif geliri elde edilemediğini görüyoruz. Son 5 yılın verilerine toplam telif sektöründe yeri nedir diye bakacak olursak, 2018 yılında 142.361.529 liralık büyüklükle bu büyüklük ne kadarlık bir artışla, %43'lük bir artışla 2019 yılına geçiyor. 2019 yılında son 5 yıl verilerine bakıldığında ilk tek sefere mahsus olmak üzere gerçekleşen bir düşüş var ve 2020 yılına geçildiğinde düştüğünü görüyoruz. Bir düşüş var, bir düşüş söz konusu olduğunu görüyoruz. %1.67'lik bir düşüş olsa da bir geriye gidiş söz konusu. Tabii ki 2020 yılı herkes için ve bütün dünya için özel bir yıldı ne yazık ki. Pandemi senesiydi. Başka bir sürü nedeni olabilir. Ancak tabii ki temel sebebinin pandemiyle ilişkili olacağı aşikardır diye düşünüyorum. 2021 yılına geçildiğinde ise %58'lik bir artışla 318.938.143 liralık bir gelir elde edildiğini, 2022 yılına geçildiğinde ise bir artışla 496.199.086 liralık bir telif büyüklüğüne ulaşıldığını söylemek mümkün. Bu 496.199.086 liralık büyüklüğün ise %93'ünün, yani biraz önce de belirtmiştim, eser sahipliği, daha doğrusu hak sahipliğinin temsiliyetinin de müzik meslek birliği müzik sektöründe daha yüksek olduğunu, benzer şekilde tabii ki telif gelirinin de daha yüksek olduğunu görüyoruz. Peki geleceğe yönelik hedefler nelerdir? Yani sadece Telif Hakları Genel Müdürlüğü, yani Kültür Turizm Bakanlığı mevzuat değişikliği mi yapar? Tabii ki hayır. Sektördeki ihtiyaçlara ilişkin olarak bazı politika hedefleri de belirlenir. Daire Başkanımız Sayın Şükriye Hanım'ın da belirttiği gibi geleceğe yönelik hedeflerin tamamı 12. Kalkınma Planı'nda yer alıyor. En son ki politika belgesi olan 12. Kalkınma Planı'nda yer alıyor. Bunlardan da fikri mülkiyet hakları ve kültür sanat başlıkları altında bize ilişkin hedeflerin belirlendiğini görüyoruz. Dört temel başlık altında en önemli gelişmeleri şu şekilde özetleyebiliriz aslında. Mevzuat düzenlemelerinde iyileştirmeler yapılması, eğitim ve farkındalığın artırılması, bilgi ve veri altyapısının güçlendirilmesi, kültür endüstrileri sektörlerinin desteklenmesi. Şimdi bunlara ilişkin alınmış olan tedbirlerden birkaçını sunmak istiyorum size. Özellikle meslek birlikleriyle doğrudan ilişkili olanlardan seçim yaptım. Tabii ki bunlar sayıca buradan çok daha fazlalar. Toplumda fikri mülkiyet bilincinin arttırılması ve yayılması sağlanacak. Hedef odaklı eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Telif haklarında toplu hak yönetimi sisteminin geliştirilmesi ve ülke genelinde adli ve yaygın bir lisanslama sistemi oluşturulmasıyla telif gelirlerinin artırılması sağlanacaktır. Fikri mülkiyet alanında her düzeyde nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi sağlanacaktır. Dijitalleşme sürecinin kültür ekonomisi değer zincirinin tüm aşamaları için oluşturduğu fırsat ve tehditler değerlendirilerek dijital kültür ekonomisi yol haritası belirlenecektir şeklinde örneklendirmek ve özetlemek mümkündür. Benim sunumum bugünlük bu kadar. Sorularınız olursa cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kulaklığımı takayım. Esra Hanım, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunum oldu. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben sohbetlerden Egemen Bey'in bir sorusu olduğunu görüyorum. İsterseniz siz okuyun ya da ben kısaca son paragrafımda özetlemiş. Yetki belgesi adı altında tarafımıza ulaştırılan sözleşmelerin neden basit bir takip belgesi yerine bütün hakları devir gibi görünmesini açıklayabilir misiniz? Merhabalar. Duyurun. Egemen Bey, siz açıklayacak mısınız? Ben cevaplayabilirim isterseniz.
Sesim yankılı mı geliyor şu an? Biraz evet, yankılı geliyor. Bir saniye, bir de kulaklık vereyim. Şu an nasıl acaba? Şimdi. Egemen Bey, merhabalar. Şimdi ülkemizde hani meslek birliklerinin dernek olmadığından bahsettik aslında ilk sunumlarda. Hani dernekleri ayıran şey, aslında meslek birliklerini derneklerden ayıran önemli husus, toplu hak takibi yapmasıdır. Yani telif hakkını takip etmesidir. Ve yine sunumlarda bahsedildiği üzere telif hak, meslek birlikleri kendiliğinden böyle bir hak ve yetkiye sahip değildir. Ancak üyelerinden aldıkları yetki belgesiyle meslek birliğine geçen haklar aracılığıyla bu hak takibini yapabilmektedir. Bu da şu demek oluyor. Meslek birlikleri bir şey yapmadım ama yani yandan kalmaya başlıyorlar. Şu an iyi sesim değil. Ve dünyadaki biz yaptığımız incelemeler neticesinde dünyadaki örneklerin de bu şekilde ilerlediğini gördük. Ve 2021 yılında meslek birlikleri yönetmeliğini yayınlandı. Yani 2020 yılında yayınlandı ve 2021 yılında yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe telif hakları go.tr adresindeki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz. Bu yönetmeliğin ilgili maddesi diyor ki, madem meslek, yani böyle demiyor tabii ki ama, madem meslek birlikleri toplu hak yönetimi takip yapmak amacıyla kurulan kuruluşlardır, o zaman buraya üye olmak isteyenler meslek birliğinin öngördüğü koşullarda en az bir hakkını takip edilmek üzere meslek birliğine devretmek koşulunu içeren yetki belgesini meslek birliğine vermek durumundadır. Eğer bu belgeyi vermiyorsa zaten meslek birliğine üye olmasına gerek yok. Meslek birliğine üye olmasının bir anlamı yok, amacı yok. Yani yönetmeyi kısaca, en az bir hakkı, meslek birliğinin öngördüğü koşullarda en az bir hakkı içeren yetki belgesinin kendisine verilmesini şart koşuyor. Ve bu belge verilmeden de meslek birliği üyesi olunamayacağını söylüyor. Arkasındaki mantık da zaten meslek birliğinin bu amaçla kurulmuş olması. Yani hani dernek değil burası. Hani sadece sektörel hususların konuşulacağı bir yer değil. Buranın tanımlardan da belirttiğim üzere esas ya da tek amacı telif toplamak. İsterseniz ilave yorumunuz varsa, yoksa bahsetmek istediğim bir husus daha var. Sunumları MEPSİS üzerinden meslekliklerine göndereceğiz. Oradan paylaşım mümkün olacak. Bunun yanı sıra ayın 26'sında İstanbul'da da bir yüz yüze toplantı organize ettik. Bilgileriniz zaten vardır. Kullanıcı bildiren meslekliklerimiz de oldu. O toplantıda da meslek birlikleri kılavuzu hazırladı. Kalkınma planı kapsamı çerçevesinde meslek birliklerinin tüm işlem süreçlerini hazırlayan bir kılavuz. O kılavuz basılı olarak da ayrıca meslek birliklerimize dağıtılacak. Başka bir sunum var mı diye bakıyorum ama göremedim. Başka bir yorum ya da sunum var mı? Buyurun lütfen. Duygu Hanım, isterseniz siz devam edin. Şimdi Eşber Bey, toprak yönetiminin faydalarına ilişkin bir yorum yapmış ama benzer bir eğitim ve bilgilendirme çalışması lisans alması gereken kullanıcılar için de toplu hak yönetimi yapan meslek birlikleriyle lisans sözleşmesine teşvik amacıyla yapılırsa çok faydalı olacaktır yorumu var. Çok doğru Eşber Bey'in yorumu. Biz bunu da öngörerek kalkınma planında ayrıca kullanıcıları hedef alan bir eğitim programı da organize edilmesini planladık, öngördük. Bu yıl içinde kullanıcılara da hedef alan en az bir eğitim programı yapacağız. Tabii ki Eşber Bey'in veya müebbirin bu kapsamda yöntem ya da gibi önerileri olursa onları da almaktan memnuniyet duyarız. Egemen Bey'in bir yorumu daha olmuş. Bu hangi hakların devredileceği hususu meslek birlikleri ne tarafından karar verilen bir husus. Meslek birlikleri yetki belgesinin çerçevesini belirliyor kendi tüzüğünde, kendi genel kurulunda. Teşekkür ederim. Eğer daha fazla yorum ya da soru yoksa eğitimimizi sonlandırabiliriz. Kaldıran da görmüyorum.
Ben Şükriye Hanım'a, Yener Bey'e ve Esra Hanım'a çok teşekkür ediyorum bu ayrıntılı eğitim için. Umarım başka eğitimlerde yine buluşuruz hep birlikte. İyi günler dilerim. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler.